Evet arkadaşlar, kuşlarımızın kümeslerinde temizliğimizi bitirdik. Bugün temizlik yaptım. Size yarın sabah erkenden kuşlarımızın kümeslerine gelip, özellikle de bu kümese gelip, burası erkeklerin yeri, böyle tünedikleri yerlere bakıp bir sohbet yapacağım. Bakalım size bu yapacağım sohbet mantıklı gelecek mi? Düşündüğünüzde söylediklerimin haklılık payına kadar göreceksiniz, bakalım. Evet, bütün tünekleri temizledim. Yerler de dahil tertemiz. Kuşların geceyi tüneyinde nasıl geçirdiğine dair bir söyleşide bulunacağım. Bakalım yarınki videomuz, sabahın erken saatlerinde geleceğim. Sabahın erken saatinde gelmem lazım ki ona göre kuşu geceyi tüneyinde nasıl geçirdiğine dair yapacağım videoda onun doğruluk payı, onun yapacağım yorumlara göre, şimdi öğlen 12.1'i bulursa veya saat 8.9'u bulursa yapacağı dışkıya göre o geceyi nasıl geçirdiğine dair bir video olacak. Kuşun sağlığıyla alakalı, geceyi geçirirken rahatsız olmuş mu olmamış mı onunla alakalı bir video yapacağım. Bu yüzden sabahın erken saatinde gelip kuşları dışarı çıkartıp daha sonra içeride video çekimlerine başlayacağım. İçerideki durumlara bakaraktan yorumlar yapacağım tüneklerde. Bakalım yarınki videomuz sabah erkenden başlayacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Karşılaşacağımız şeyleri sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet arkadaşlar, yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sabahın erken saatinde geldik kümesimize. Dün akşam kümesleri temizlemiştim. Sabah erkenden gelip kuşları dışarı salıp kümesteki dışkılara göre yorum yapacağım, bir şeyler konuşacağım demiştim. Şimdi kuşları dışarı saldıktan sonra gelip kümesteki dışkılara bakıp yorum yapıp bu kuşun gece tünekte, bu tünekte duran kuşun geceyi nasıl geçirdiğiyle alakalı bir şeyler konuşacaktım. Şimdi ilk tünekten başlıyoruz. Bu kuş gece şu şekil yatmış. Önü, kafa kısmı bu tarafa bakıp, neden diyeceksiniz bu tarafa yattığını anladın. Hani bakıp kafasını bu tarafa doğru, şu tarafa doğru kafasını, kuyrukları bu tarafa oldu. Çünkü dışkıyı bu tarafa doğru yapmış. Bu taraftaki tünekte hiçbir şey yok. Yani bu taraftaki tabakada bir şey, dışkı yok. Bu tarafa yapmış. 4 adet dışkı yapmış. 4'ü de hemen hemen aynı hizada. Yani bu kuş geceyi iyi geçirmiş. Bu ikinci dışkı, bu da hemen hemen aynı hizada. Şu bölümdeki dışkılar büyük ihtimal gece yaptığı dışkılar. Çünkü kurumuşlar, bayağı bir kurumuşlar. Sabah saatlerine doğru burada bir tane taze var. Bu biraz sulu ve taze. Yani ıslak. Çok sulu değil ama ıslak. Bu kuş da yani bana göre geceyi iyi geçirmiş. Bu tarafa doğru kafası yine bu tarafa bakıp, bu tarafa doğru kuyrukları bakıp dışkısını ona göre yapmış. İkinci tünekteki kuş da bana göre geceyi iyi geçirmiş. Üçüncü tünekteki kuş, şöyle bakıyorum, aşağıda kuş olabilir diye. Bu kuş da bu tarafa doğru, bu tarafa doğru başı, bu tarafa doğru kuyruğu, bu tarafa doğru dışkıyı yapmış. İki tane bir tüyün olduğu yerde var, bir de burada. Büyük bir ihtimalle de şöylemesine durmuş. Dışkıları buradan yapıp, yani şuradan yapmış, şu hizadan gelip yere düşmüş. Yani bu kuşun dışkıları kuyruğu şu şekilde durmuş. Şu şekilde durmuş. Buradan yapıp aşağı düşmüş. Çünkü bu tarafta da yok. Bu tarafta sadece uçta bir tane var. Şurada.
Yani bu kuş da geceyi iyi geçirmiş. Çünkü yaptığı bütün dışkılar şu hizadan, yani şu hizadan aşağıya düşmüş. Dışkılar top gibi. Bu kuş da geceyi iyi geçirmiş bana göre. Ve en sondaki, yani bu sıranın dörtlünün en sonundaki, bu da kafa kısmı şu şekil yatmış. Dışkılar burada top gibi. 1, 2, 3, 4 tanesi. Şimdi diyeceksiniz, bu dışkıları üst üste toplu bir halde yapmasının ne önemi var? İşte arkadaşlar bakın, bu tünekteki kuş da şöyle şu tüy parçasını alalım. Zaten hafif kaşınıp şu pamuksu tüyü dökmüş. Bu pamuksu tüyleri kaşındığı zaman dökmesi iyi bir şey aslında. Kötü bir şey değil. Bakın bu dışkıya göre bir yorum yapacağım şimdi. Şimdi bu kuşun yaptığı dışkılar top gibi yuvarlak ve yan yana yapmış hepsini. Yani şu şekil durmuş. Kafa kısmı bu tarafta, kuyruğu bu tarafta. Bu kuş sabaha kadar hiç rahatsız olmamış gibi yatmış. Yani şimdi mesela ne rahatsız edebilir bu kuşu bu tünekte? Bu kuşu rahatsız edecek etkenlerden birisi, bu kuşun ise üzerinde bit varsa, at sineği varsa, bu kuş sabaha kadar kaşınır, sabaha kadar doğru düzgün uyuyamaz. Yani gece karanlıkta, yani kümesin içinde bit varsa, kuşların herhangi bir tanesinde at sineği varsa, at sineği kuşun kanını emer, kuştan kuşa gece geçebilir. Bu tünekteki kuştan bu tünekteki kuşa at sineği atlayabilir. At sinekleri de hızlı hızlı bir şekilde ürer. Kuşu kanını emer. Bu da rahatsız eder kuşu. Sürekli kuşu ısırdığında ne olacak? Kuş tünekte şu şekil sabit dışkı yapmayacak. Hep bir yere toplu bir şekilde dışkı yapmayacak. Bakın bu tünek boş. Bu yani tüneğin aynı tünek. Bu tarafa doğru kafasını vermiş, bu tarafa doğru kuyruğunu, hep toplu bir şekilde bir yere dışkı yapmış. Genelde de dışkılar hemen hemen her tarafta aynı. Burada da işte toplu bir şekilde, burada da, bu tünekte de, burada biraz sabaha karşı yön çevirmiş. Çoğunlukla buradakiler gece, bu sabah olanlar. Çünkü yumuşaklar daha. Birçoğu tünek, mesela bu tünekteki kuş, bu da geceyi iyi geçirmiş. Hep aynı yere yapmış, hiç rahatsız olmamış. Oturmuş mesela buraya. Bu şekil buradaki de, bu tünek boş. Yani bir tarafı dolu, bir tarafı boş. Bu tarafa doğru kuyruğunu çevirip yatmış. Dışkılar bunda da aynı. Yani kuşlar genelde geceyi rahat geçirdiğinin kanıtıdır bu. Bu tünek de bu tarafa doğru. Şimdi dağınık dışkı yaptığı zaman ben kuşlarının rahatsız olduğunu, gece bir şeylerden rahatsız olduğunu anlıyorum. Kuşumun ya tüylerinde bit olduğunu düşünüyor ya da yani bu kuşun rahat uykuyu, geceyi rahat geçirmemesinin kuşu sıkıntıya sokan bir şey olduğunu düşünüyorum. Onu da gelip güvercinimi elime alıp, genelde kuşlar da geceyi yani rahatsız geçiren kuşlar, sürekli diyorum ya, dışkıları dağınık dağınık olur. Hep toplu bir şekilde yapmaz buradaki gibi. Dağınık dağınık yapar. O yüzden geceyi rahatsız geçirdiğini düşünüyorum. Tünek sayım yetersiz olduğu için bazıları yerlerde kalıyor. Mesela şu bölmede yerde yatan bir güvercin de olmuş. Şurada yerde toplu bir şekilde bir dışkı var. Burada var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 4-5 tane var üst üste. Bir tane de hemen yanında var. Yani geceyi toplu bir şekilde dışkı varsa tüneklerde, geceyi bu hayvan rahatsız olmamış. Rahat yatmış, geceyi iyi geçirmiş, uykusunu iyi almış demektir. Dediğim gibi, eğer ki
toplu değil de dağınıksa bu kuşu rahatsız eden bir şey var. Yani bu kuş geceyi tünekte iyi geçirmediyse durmadan gece habire hareketli geçmişse onun gece sabaha kadar hareketli olmuşsa onu rahatsız eden bir şey varsa ister istemez yandaki güvercini de rahatsız edecek. Bunların sürekli panik halinde sürekli böyle kıpırdamaları kümesin genelini psikolojikman rahatsız edecek. Bu hareketlenmesi diğer kuşları da ürkütür. Gecenin bir vakti ne için var o kıpırdıyorsun der gibi bir insan da mesela toplu bir şekilde yattığını düşün, askeriyede olduğumuzu düşünün. Ne abi bütün koğuş yatarken biri inim inim inliyorsa bütün askerdeki koğuştaki bütün insanlar rahatsız olur onun inlemelerinden. Bu da onun gibi bir şey. Kümesteki kuşların birinin durmadan kıpırdaması, durmadan tünekte hoplayıp zıplaması bütün kuşları gece uykusunu rahat alamaması demek. Gece iyi uyuyamayan hayvan da bana göre sağlıksız hayvandır. Gece iyi uyuduğunu da dediğim gibi dışkıların toplu bir şekilde olup yan yana olup üst üste olup hep bir arada olmasından anlıyorum. Bu şekilde olduğu zaman dışkılar kuşlarımın genelde sağlıklı olduğunu, geceyi iyi geçirdiğini düşünüyorum. Yani bu kuşlarınızın sağlıklı olup olmadığını anlamanız için bir yöntem. Bu şekilde tüneklerinizi temizleyip sabah kuşlarınızın bu şekilde dışkılarını kontrol ettikten sonra geceyi nasıl geçirdiğini, kuşlarınızı rahatsız eden bir durum olup olmadığını anlayabilirsiniz. Dediğim gibi kuşlarda belki bir at sineği var. At sineği deyip geçmeyin. Şu kadar bir şey, bir pis bir hayvan, simsiyah. Acayip bir sinek. Kuşun üzerine geldiği zaman sabaha kadar her yerini ısırır. Bir de bu çoğalabilir de. Bir kuşun üzerinde 10-15 tane de olabilir. Sabaha kadar hayvanlarınızın durmadan hoplayıp zıplamasını, ısırılmasından dolayı sağlayacaktır. Bu da hayvanınızı rahatsız edecektir. Tünekte dışkıları dağınık dağınık olacaktır. Sabaha kadar uyumayacaktır. Uyumayan hayvan da sürekli hareket halinde olacağı için gündüz de yorulacaktır. Siz hayvanı uçurmaya kalktığınızda uçamayacak. Çünkü habire tünekte sabaha kadar yoruldu bu hayvan. Kuşun uçması mı sadece hayvanı yorar? Hayır. Tünekte durmadığı zaman da sabaha kadar güzel bir uyku çekmediği zaman da yorulur bu hayvan. Uyku ne demek? Uyku dinlenmesi demek. Güvercin uyur mu? Tabii uyur. Dinlenir. Yani böyle mışıl mışıl uykuya yatmaz ama sonuçta dinlendirir kendini tünekte. Yani bu şekil bir taktiktir bu da. Hayvanlarınızın sağlıklı olduğu tabii ki dışarıda gezerken, uçarken, dolaşırken de belli olur. Cıvıl cıvıl olmaları lazım. Zaten benim kuşlarıma ben baktığımda da cıvıl cıvıllar. Sürekli erkekler ötüm halindeler. Uçtuklarında da iyi uçuyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Yani bu da bir taktiktir. Benden size yani deneyebilirsiniz. Sonuçları kendiniz de görebilirsiniz. Dışkılar toplu olduğu zaman kuşlarınızın demek ki bir sıkıntısı olmamış gece. Tünekte geceyi iyi geçirdiklerini, toplu dışkılarının yuvarlak top gibi olmaları sağlıklı olduğunu gösterir. Yani hayvanlarınızın bağırsaklarının bozuk olmadığını gösterir. Dışkılar yan yana olduğu zaman bu hayvan geceyi iyi geçirdiğini gösterir. Böyle bir bilgi paylaşımı yapayım dedim arkadaşlar. Bu kadar olsun bu videoda. Bu videoyu beğenen arkadaşlar izleyip de mantıklı geliyorsa bir beğeni yapın videolarıma. Etrafınızda tanıdığınız kuşçu varsa kanalımı tavsiye edin. Kanalıma abone olsun. Bu bilgilerden onlar da faydalansın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.